Evet. Arkadaşlar artık direksiyonu çıkartmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Görüyorsunuz klavyeden çevirince artık böyle çat 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 diye çevirmiyor. Çünkü direksiyonu söktüm. Neden söktüğümü videoları izleyenler biliyordur zaten. Ama aracı manuelde unutmuşum diyorum. Niye gitmiyor lan bu? Aracı otomatiğimizde de aldığımıza göre klavyeden rahatlıkla oynayabiliriz. Arkadaşlar eleyici oynadığım zamanlarda aşırı derecede bir zorluk çekiyordum. Bundan dolayı direksiyonu söktüm. Gerçi aslında bu yarışlara gidişlerde falan kullanabiliriz ama gerek yok. Klavyeden devam edelim. Ancak gezme videoları falan çekersem onlarda kullanırım. Şu anda nereye gidiyorum? Sokak yarışları aktifleştirdim arkadaşlar bir tane. Orayı direkt bana işaretledi. Gidelim bakalım sokak yarışlarında neler var neler yok. Bu golfün spoilerını da benim gibi beğenmeyen birkaç kişi daha vardı. Spoiler'ı bir ara çıkartırım arkadaşlar üşenmezsem. Yani spoiler'ı aslında ben de beğenmedim arkadaşlar. Size katılıyorum. Beğenmemekte haklısınız. Bir yandan hikayenin de videolarına devam edeyim istiyorum. Bir yandan eleyicileri arttırmak istiyorum. Aynı zamanda video çekmeye enerji ve vakit bulamıyorum falan. Sürekli böyle değişik değişik olaylar. Ya aslında okul falan olmasa direkt yayın açıp yayınlarda çok güzel gidebilir Forza. Ama okul hem enerjimi hem de zamanımı yeterince alıyor maalesef ki. Biz evden çıkarken sokak yarışı yeri açtık diye gidiyorduk arkadaşlar. Şu anda böyle bildiğin dağ bayır bir ortama geldik. Yani burası sokak değil, bizi nereye getirdiler bir fikrim de yok aslında. Bizi kandırdılar lan sokak yarışı diye. Sokak yarışı seferi. Lan arabalar ana uçuyorduk bir anda düştük arkadaşlar. Gizemli Jefe. Yarış başladı mı? Yo, Rami ile beraber gidiyoruz. Abdülkadir Rami'ye ya da onun kapanına gidelim. Supra! Hadi bakayım kapışalım. Yalnız günün saati ve atmosferi aşırı güzel arkadaşlar. Allah biz yoldan çıktık. Bir saniye bir saniye. Yoldan çıkmayalım arkadaşlar. İnsan gibi kullanalım arabayı. Şu Corvette'e bakarken, pardon Viper'a bakarken. Şu an galiba Brezilya'daki en iyi yarışçıların geldiği yere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Yalnız oyunda çok pikselleşme var. Bizim grafikler yüksek olmasına rağmen dumanlar çok pikselli. Hani videonun kalitesinden değil. Şu anda direkt duman pikselli yani. Lan grafiklere bir şey mi oldu acaba? Evet arkadaşlar grafikler de gayet açık. Görüyorsunuz hepsi ultra'da, ekstremde. Ama dumanların kalitesizliğine bakın. Hani bazen videolarda soranlar oluyor. Video niye bu kadar kalitesiz diye. Allah benim gördüğüm de kalitesiz ya. Çok bir şey değişmiyor yani. Yukarıda niye konum 1-2 yazıyor lan? Biz Rami ile kapışıyor muyuz lan yoksa? Aha sokak yarışı dedik. Harbiden sokaklara geldik arkadaşlar. Brezilya'nın sokaklarındayız şu anda. Akıyoruz abi. Altında Supra var. Yes, Supra! Pek sokak yarışına göre değil mi? Oraya kim kafe koydu diye. Aha bu sağdaki yerden bahsediyor. Trafiğe dikkat et. Yollar yoğun olabiliyormuş. Arkadaşlar yani biliyorsunuz ETS'de az makas atmadık yani. Bizim adımız makasçı Kerem Usta yani. O yüzden çok fazla dert etmeye gerek yok bu tarz şeylere. Bakın bizim kargo turizm gidiyor orada yani. Ölüm kargomuz yolda. Bir an için bırakmaya gelmiyor arkadaşlar. Her daim çalışan bir firmamız var. Ben firmamla ve çalışanlarımla gurur duyuyorum. Şu ana kadar bir şikayet almadık. Aldığımız şikayetler de aramızda kaldı. Lan şehrin altından girdik üstünden çıkıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Az önce aşağı dedik şimdi yukarıdayız. Uy güzel görüntü ha. Bunu var ya kapağa koyacaksın kapağa. Ha, birinci mi bitirildi? Rami ile yarıştık mı lan biz? GTR'la Subaru. Buraya doğa almaya geliyorlarmış. Lady'mizin diyor ama Lady kim lan? Bir gizem ortaya çıktı. O halde ben de mi varım? Arkadaşlarımla mı buluşalım? Hadi gel gidelim lan. Buluşalım kardeşim. Oğlum biz Underground 2 ile büyüdük lan. Guanajuato'dan çıkarız kardeşim. Hiç sıkıntı değil. Sokak yarışları benden sorulur diyor. Benim amcam Carlos diyor. Bana yarış için meydan okurdu diyor. Lan benim dedem de eski yarışçıydı lan. Bizde dededen gelme lan bu işler. Bana göstermem mi gerekecek? Bak işte sana diyorum ki Underground'da benden iyisi yoktu diyorum bak. Ders 1 insanlara istedikleri şeyi verme. Olmaz veremem. İnsanlar ne istiyor? Ulan insanlar ne mi? İnsanlar her şeyi istiyor lan. İnsanlar aç gözlü lan. Lan yavaşla öleceksin lan uçuyorsun ha. Uçacaksın uçacaksın. Havalara uçacaksın. Oo misafirler severim severim. Bizim kültürümüzde misafirperverlik var zaten. Buyurun yarışa siz de katılın. Bir tokatlayalım sizi de. Oo GTR falan katıldı. Hadi kardeşim bak şimdi hadi. Misafirler de eşlik etsin. 4 kişi birden yarışalım en güzeli. Ne yapıyoruz biz festival alanından? Bu ne lan? Nereye geldik lan biz? Oo mekan fena kardeş. Bana memleketini gösterdiğin için teşekkürler mi? Bro onun memleketi mi lan? Ortam çok iyi yalnız ha. Yani bir konteyneri daha şık ve güzel gösteremezdiniz. Tebrik ederim. Eski kasa GTR'ı açtık bak. Mükafat geldi. Ödülü alın diyor. Yeni GTR'ımız hayırlı olsun. Kardeşim semt fena yalnız ha. Her yerinde sokak yarışları düzenlemiş. Beni alt etmek isteyen bir sürü insan varmış. Zorlama yokmuş. Yani
diyor ki git kapış diyor istediğinle diyor. Onlar seni yenmek için gelecek diyor. En yakınımıza gidelim o zaman. Gidelim şu yukarıdakiyle bir kapışalım. Baba bize şekil yapmışlar. Siz hayırdır lan tartaklama bonusu aldım lan tartaklama. Biliyorsunuz ki ETS2'de de tartaklamaya gitmiştik arkadaşlar. Hatta direkt gittiğimiz yerin adı Tartak'tı. Burada bir yerde gizli bir araba var. Yarıştan çıkınca gelip bu gizli arabayı da bulalım ya. Güzel oluyor gizli araba bulmak. Geçen bir tane buldum. Oyun buga girdi. Dedi ki ya dedi kardeşim sen bu gizli arabaları nasıl buluyorsun ya dedi. Vallahi helal olsun dedi. Ben dedi bulamıyorum dedi. Bir çökeyim dedi ya sana zahmet. Sokak yarışı gel. Gel kardeşim gel kapışalım. Islak ıslak. Tabii ne olur ıslak ıslak yarışma öyle. Kardeşim şu an burada önerilen arabalara bakıyoruz. Önerilen arabalarda en hızlısı bu duruyor. Hızı iyi, yol tutuşu en çok yol tutuşu kimde var kardeşim? Ben bunu alıyorum önerilen arabalardan Porsche'la. Buyurun gelin kardeşim yarışalım. Kendine güvenen varsa gelsin kardeşim. Böyle tokat manyağı olursunuz işte. Daha en baştan kaybettiniz be kardeşim be. Bu kadar kötü olmayın lan. Yalnız bizim araba elektrikli olunca farkı görüyorsunuz değil mi? İşte bu elektrikli araba farkı arkadaşlar. Bizim mekandan geçiyoruz. Bak bu sol tarafı yeni aldım ha. Sokak yarışları için aldım buraları. Ne oldu lan herkes bir geride kaldı sanki. Kardeşim kolay kolay. Tek başımıza yarışıyoruz adeta. 12 kişinin içinden sanki tek başımıza mücadele ediyormuş gibi aldık altımıza kral arabayı. Ama arabanın sesi yok, zevk vermiyor ki kardeşim. Bu yarıştan çıkınca da kayıp arabayı bulup videomuzu sonlandıralım inşallah arkadaşlar. Gözün kapalı bile yarışırım yani. Alın sizler için gözlerimi kapatırım ben böyle. Çaktırmayın. Bilerek yanladım bilerek. Adamların nerede olduğuna bakmak için yanladık arkadaşlar. Adamlar daha çok geride. Oyun zorluğu biraz çünkü kolayda kalmış anladığım kadarıyla. Oyun zorluğu tabii kolayda kalınca ne oluyor? Rakiplerde biraz zor yetişiyor derken adamların hepsi geldi arkadaşlar. Ulti açtılar hepsi geliyor hepsi. Rıza baba adamlar ardına olay yerine yakınlar. Bir an önce topuklamamız lazım. Ama siz hızlısınız da yokuş aşağı be kardeşim. Biz sizin şimdi yokuş yukarı tokatlarız. Bak izle. Görüyor musunuz? Bu arada oyunun duman grafiklerinde sıkıntı var sanki ya. Ben bir tek bende mi böyle, başka Forza'sı olanlarda da böyle mi acaba? Umarım düzeltilir ya. Dumanlar gerçekten kötü duruyor arkadaşlar. Gözümü rahatsız etti bak. Sanki Minecraft'ta ateş yakmışsın da Minecraft'ta yaktığın ateşlerden geçiyorsun. Ulan oradaki mor duman ne lan? Eleyicide değiliz kardeşim. Aa bitiş çizgisiymiş. Lan bir an dedim eleyicide miyiz acaba, ne oluyor? Ya kolay bir yarış oldu benim için arkadaşlar. En ayları geçmek kolaydı. Birinci bitirildi. 2 dakikada. Ya 2 dakikalık yarış abi görüyorsunuz. Devam edelim. Kazanan Chris'sin tabii ki tabii. Yani kolay bir yarış oldu. Bu ne yapıyor? İkinci veya üçüncü oldu. Dans mı ediyor? Hayırdır oğlum sana lan? Aa çark. Arkadaşlar evet videomuzda bir de çark da olsun değil mi? Yani neden olmasın ki? Evet. Ford Mustang geldi. Kazim adam diyeceksen bu araba sana gelsin. Ama yeni kasa. Sen pek yeni kasa tarzı sevmiyorsun. Eski kasalardan seviyorsun da. Hey noob. Lan noob diyor ya, utanıyorum biraz ya. Eleyiciyi bana daha yeni tanıtıyor. Ulan sen bana eleyiciyi tanıtmadan önce ben zaten gidip eleyiciyi oynamıştım. Şimdi arkadaşlar izninizle bir yer işaretledim. O yerdeki kayıp arabayı bulmak için gideceğim. Ne güzel bir tarih esersin lan sen öyle. Yıkılmış harabe bir kilise miydi yoksa? Kiliseler bize göre değil arkadaşlar. Cami olsa hemen orayı restore ederdik. Lanımı açardık. Ulan sessiz araba kullanmak da çok da keyif vermiyor ha. Uyuyor ama makas atması keyifli tabii. Makasın sessizliği olmaz o arkadaşlar. Her yerden Allah. Tamam her zaman makas olmuyormuş, onu da anlamış olduk. Burada bir yarışçı daha var ama yok bir saniye, önemli bir işimiz daha var bizim. Biz buradan dümdüz yardıralım abi. Forza dediğin dümdüz gitmeli arkadaşlar. Allah! Dümdüz gitmeyecekmişsin demek ki. Neymiş efendim? Ağaçlardan kaçarak gidecekmişsin. Va adabı vardır dümdüz gitmenin ya. Yine tarladaki biçmeye yardım yapmazsak olmaz arkadaşlar. Çiftçiye her daim destek. Biraz da buradakilere biçelim. Varsa böyle tarlada yardım edilmesi gereken şeyler arkadaşlar söyleyin bize. Hemen gelelim ölüm çiftçilik olarak size gereken desteği verelim. Ölüm çiftçilik işini layığıyla yapıyor arkadaşlar. Şimdi burada bir yerde abicim bir araba varmış, tamam mı arkadaşlar? Diyor ki bana sen diyor buradaki diyor unutulmuş arabayı bul diyor. Al diyor evine götür. Biz sana bunu tamir edeceğiz diyor. Bak oradaki mavi yer diyor ki ben burada araba tutuyorum diyor resmen. Bak bak abi mavi mavi boyamışlar orayı. Resmen gel bana gel yapıyor. Al güzel. Bulduk arabayı. Açalım bakalım. Yeni bir unutulmuş araba bulduk. Biz böyle unutulmuş kerizlerin, enayilerin arabasını bula bula zengin olacağız. Ford F100 mü? Ulan bu Supercell'in yaptığı çiftlik oyunundaki kamyonet değil mi lan bizim? Harbi diyorum o kamyonet lan. Farmville'lerdeki kamyonetler lan bunlar. Evet arkadaşlar bir araç daha bulduğumuza göre bu videomuzun da burada sonuna gelebiliriz. Bence deli dolu bir video oldu. Hem sokak yarışlarını açtık, hem bir tane sokak yarışı yaptık, hem de kayıp bir araç bulduk. Böyle daha fazla hikaye üzerinde olması için
için lütfen yorumlarda bunların devamının gelmesini istediğinizi belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda muhtemelen eleyici olacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım klavyede eleyiciyle ne yapacağız? Merak konusu. Hoşça kalın. Bay bay.